Yıllardır bizler kimyasal silah kullanmanın hem insanlık suçu olduğunu hem de bir savaş suçu olduğunu her yerden, her kesimden söylemeye devam ettik ve devam edeceğiz. Buradan da bunun altını çizmek gerekiyor. Elbette ki bizim yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi bir katliamlar tarihi. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani Dersim'den Koçgiri'ye, İşte Ermeni, Pontus Rum ve benzeri birçok katliam gerçekleşti bu topraklarda. Ve iktidarlar, devletler kendi egemenliklerini sürdürmek için insanlık suçlarını, savaş suçlarını işlemeye her zaman devam etti. Ve bugün de bunun bir ayağını da Kürdistan'da görüyoruz. Burada aslında kendi iktidarını kuramayan, kendi egemenliğini kuramayan devlet savaş yoluyla bunu yapmaya çalışıyor. Ama bunu her alanda yapıyor. Yani bugün Kürt halkının taleplerini görmezden gelerek, Kürtleri inkar ve imha yoluyla sindirmeye ve asimile etmeye çalışarak, bir yanıyla bunu her alanda sürdürerek, bir yanıyla da bunu savaşla sürdürmeye devam ediyor. Evet, iktidar niye buna başvurdu? Çünkü iktidar her yerde sıkıştı. Yani ülkede şunu görüyoruz. Bugün kadınlara dönük, gençlere dönük, işçilere dönük, her alana dönük bir saldırı var. Ve kendi iktidarını sürdürebilmek için bunun en ileri boyutunda savaş. Ama bugüne kadar savaşlarla hiçbir şey elde edemediler. Bunu da görmek gerekiyor. 40 yıldır ülkemizde süren bir savaş var. Ama 40 yıldır bir varlık mücadelesi yürüyor ve Kürt halkı bu anlamıyla kendi mücadelesini kanıtladı diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Bartın'da bir gaz sıkışması oldu ve onlarca işçiyi kaybettik. Bence bugün Bartın'daki katliamla Kürdistan'da yapılan katliamın bağını kurduğumuz ölçüde biz başarılı olacağız diye düşünüyorum. Bugün her gün onlarca kadın katlediliyor. Bir kadın katliamına dönüşmüş bir sistemle karşı karşıyayız. Yani bir yandan ataerkil sistem, bir yandan kapitalizm, bir yandan ırkçı, şövenist eğilimler her alanda katliamlarını sürdürüyor. O yüzden bugün Bartın'daki gazla katledilen, işte ihmal yüzünden katledilen, kapitalizm tarafından katledilen işçilerin aslında sesinin aynı zamanda Kürt coğrafyasında ve Kürdistan'da yankılanması gerekiyor. İşte geçtiğimiz günlerde şunu da gördük. İşte Tabipler Odası Başkanı araştırmalıdır dedi diye bulgular var ve bulgular kimyasal kullanıldığını gösteriyor. Bunların etkin araştırılması gerekiyor dedi diye hemen jet hızıyla soruşturma başlatıldı. Çünkü savaş suçlarını örtmeye çalışıyorlar. Yani her anlamda işte basına yapılan baskılar da bunun bir ayağı. Her gün gazetecilerin tutuklanması da, sansür yasası da bunun bir ayağı. Ve her gün açılan soruşturmalar, yapılan operasyonlar bunun bir ayağı. Yani iktidar her alanda aslında savaş açmış durumda. Bugün savaşı sadece Kürdistan'da yürüdüğünü düşünürsek ve sanki oralardan sesin yükselmesi gerektiğini düşünürsek biz zaten baştan kaybederiz. Bu anlamıyla hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihine bir bakmak gerekiyor. Bu tarihte yapılan katliamlara ve iktidarın zihniyetine bakmak gerekiyor ve bunun uzun soluklu bir mücadele olduğunu görmek gerekiyor. Hem de bugün Kürt halkının mücadelesini diğer halkların mücadelesiyle, işçilerin mücadelesiyle, kadınların mücadelesiyle, doğa haklarının mücadelesiyle birleştirmek gerekiyor. Bu kimyasal kullanımı aslında şöyle demek gerekir, bir acizliktir. Bugün iktidar baş edemediği, yürütemediği bir savaşta en tırnak içerisinde yapılmayacak şeyleri yapıyor. Tabii ki işte yoktur, kullanılmamıştır gibi şeyler söyleniyor ama bunun bir bağımsız komisyon kurulmadı, bir araştırma yapılmadı. İşte uluslararası örgütler, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler bunların altına imza atmış olmasına rağmen dönüp buraya bakmadı. Burada bile şunu görüyoruz aslında. Ne kadar ikiyüzlü bir sistem olduğunu görüyoruz. Bugün en yüksek sesle kimyasal silah kullanımının suç olduğunu, işgale karşı durmamız gerektiğini, halkların ancak barışla
kendi fikirlerini, kendi sözlerini söyleyerek biz bir demokratikleşme ve bir başarı elde edeceğimizi söylemek gerekiyor. Yani savaş hiçbir zaman çözüm olmadı ve bu savaş her zaman bize daha çok yoksulluk, daha çok baskı ve daha çok sömürü olarak döndü. Dolayısıyla bugün bu savaş sadece Kürdistan'ın sömürüsü demek değildir, oranın işgali demek değildir. Aynı zamanda bütün halklara yapılmış bir saldırıdır demek lazım. Devletler kendi çıkarları için, kendi bekaları için aslında kendi imzaladıkları sözleşmeleri, kendi girdikleri anlaşmalara uymuyorlar. Burada devletlerin tabii ki bir uzlaşması var. O yüzden bugün sadece suçlu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil, bugün buna sessiz kalan uluslararası kamuoyu da, aynı zamanda uluslararası insan hakları örgütleri de aslında savaş suçuna ortak oluyor. Bugün susmak ortak olmaktır aynı zamanda bu savaş suçuna. Dolayısıyla en yüksek sesle herkesin kimyasal silah kullanımının insanlık suçu olduğunu en güçlü şekilde haykırması gerekiyor. Bu yüzden halen ısrarımız devam ediyor. Yani hızlıca bir bağımsız komisyon kurulmalı, bu bulgular araştırılmalı, bu kadar aleni işlenen suçlar işte yoktur denilerek, yani her zamanki gibi iktidarın yaptığı gibi aslında hani yapıyor ama dönüyor ben yapmıyorum aslında öyle bir şey yok diyor. İşte Mezopotamya Ajansı'na yapılan her ildeki baskınlar, özellikle birçok kadın muhabir arkadaşımızın da gözaltına alındığını haberini gördük. İşte 40 günlük bebeği olan bir muhabir arkadaşımız da gözaltında. İktidar gittikçe bütün her şeyi yok sayarak kendi bekası için her şeyi yapacaktır. Bugün Mezopotamya Ajansı'na yapılan baskınların da bu doğruları, bu hakikati, gerçekten halkın sesinin çıkmaması için yapıldığını söylemek gerekiyor. Aslında bizim sesimizi kısmaya çalışıyorlar. Mezopotamya Ajansı'nın sesini kısarken muhalefetin sesini kısmaya çalıştıklarını tekrar söylemek lazım. O yüzden kime, nerede, nasıl bir baskı yapılırsa, nasıl bir saldırı olursa biz onun karşısında olmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Öbür türlüsü AKP iktidarının istediği şeye gelir. İşte herkesi kendi cephesinden mücadeleye yönelten ama kendi iktidarını korumak için aslında gittikçe sağlamlaştıran bir sürece doğru götürür diye düşünüyorum. Bize topyekün bir savaş açmış durumda. Ve bunu yaparken de en şey yöntemleri, işte diyorum ya, insanlık dışı yöntemleri kullanıyor. Bugün işte bu yüzden böyle durmak gerekiyor. Yani işte Kaz Dağları'nda verilen mücadele aynı zamanda Cudi'de, Gare'de verilmesi gerekiyor. Yani orada aynı zamanda kimyasallar hayvanları, aynı zamanda ağaçları öldürüyor. Aynı zamanda orada bütün yaşamı yok ediyor. Yani şunu görmemiz gerekiyor. Bu iktidar o kadar gözünü karartmış ki toptan bir yaşamı yok edebilir. O yüzden bizim de bu dönemde, özellikle bu dönemeçte, 2023 dönemecinde artık rutinlerimizi bozmamız gerektiğini, hiçbir şeyin gerçekten eskisi gibi olmadığını, bizim hepimizin, bütün alanların, yani kadınların da, gençlerin de, işçilerin de, Kürtlerin de, Alevilerin de varlık yokluk mücadelesi verdiğini görmemiz gerekiyor. İktidar diyor ki ya bendensiniz ya teröristsiniz, ya bendensiniz ya düşmansınız, ya bendensiniz ya işte iktidar, işte halka karşısınız. Burada halk düşmanı da, aslında ülke düşmanı da, doğa düşmanı da, kadın düşmanı da, Kürt düşmanı da, Alevi düşmanı da iktidarın kendisi. Kürdistan'da Kürt halkına dönük daha ciddi bir savaş yürütüyor. Çünkü orada gerçekten mücadele eden örgütlü bir halk var ve bunu sindirmeye çalışıyor. Ama bugün Kürt halkının sesini kesmeyi başarabilirlerse bizim de sesimiz kesilecek. Bunu buradan böyle görmek gerekiyor. Yani işte o yüzden susmamak gerekiyor. Aynı zamanda bu yüzden de susmamak gerekiyor. Orada mücadele eden diri, örgütlü bir halkı sindirdiği anda zaten işte arkası gelecek. Alevileri sindirecek, kadınları sindirecek, işçileri sindirecek. O yüzden birlikteyiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz.